Hatice Tolunay Boş. Ben Özkan Öztürk. Aslında hayalim aşçı olmaktı. Aşçılık hayallerimin peşinden gitmek için yarıda bıraktım okulumu açıkçası. 4-5 seneye yakın İtalya'da, Kuzey İtalya'da özellikle bir geleneksel İtalyan mutfağında çalıştım. Turizm otelcilikte aşçılık bölümü okudum. Daha sonra üniversiteye devam ettim. Üniversitede aşçılık bölümü okudum. Daha sonrasında otellerde ve restoranlarda çalışmaya başladım. Sonra yol iki Michelin yıldıza kadar gitti. Özellikle devlet okullarında okumuş birisi için. Ulaşılabilecek en iyi yerlerde olduğumu düşündüm. Türkiye'ye döndüğümüzde Tolunay'la tanıştık. Ayvalık'ın bunun için iyi bir konum olabileceğini tartıştık, düşündük. Ve Tini ortaya çıktı. Tino'da biz dünyadaki ilk 70 restoran konseptinde çalıştığı için Tolunay, oradaki pizza hamurunu kullanıyoruz ve pizza hamurumuza bayağı güveniyoruz. İnsanlar da çok beğendiler. Önceden hamur yediklerini düşündükleri için Napoli pizzasından biraz uzak duruyorlardı. Artık insanlar şimdiden müdavim olmaya başladılar. Doğru pizzayı yediklerinin farkına vardılar. Yani Napoli pizzasını sevmeyenler bile onlara sevdirdiğimizi söylediler. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey oluyordu yani. Mutfağımızda ayrıyeten semolina makarnası yapıyoruz. %100 semolina ve sudan yapılma bir makarna kullanıyoruz. Soslarımızı tamamen gizli reçete. Bunun içinde iki Michelin yıldızı reçeteler var. Tolunay'ın restoranından aldığı güzel reçeteler var. Kısık bir bütçeyle yapabileceğimizin en iyisi neyse onu yapıyoruz. Yani doğru kaliteli bir burrata'yı bulamadığımız için biz dedik ki burrata'yı kendimiz yapalım. Dedik ki makarnayı da kendimiz yapabileceğimiz bir sistem kuralım. Semolina makarnayı yapıyoruz. Özellikle telli olmanın semolinasını kullanıyoruz ki İtalya'daki hani o istediğimiz kalınlığa en yakın semolinanın bu semolina olduğu düşünüyoruz ve biz de bu makarnadan yapıyoruz ve sadece semolina ve sudan yapıyoruz. Başka hiçbir herhangi bir ürün, herhangi bir katkı maddesi koymuyoruz. Keza unlarımızda da aynı şey. Pizza unumuzda da aynı şey. Peyde unun güzel bir katkısı var bize. O zaman mutfağa inip burrata peynirimizi yapalım. Tamam, bir de aynı zamanda makarnamızı da yapalım. Sütü yaklaşık 4 saat sonra işlemeye başlayacağım. Sütlerimizi sadece burrata yapmak için yapmıyoruz ya da sadece mozzarella yapmak için değil. Bu 50 litre sütten ben ricotta elde edeceğim tatlı ya bir pizzada kullandığım ricottamı elde edeceğim. Pizzalarda kullandığım mozzarella'yı ve salatalarda kullandığım mozzarella'yı elde edeceğim. Ayrıca salatalarda ve pizzanın üzerinde kullandığımız, ayrıca porsiyon olarak gönderdiğimiz burrata'yı elde edeceğim. Aşamaları gördünüz, izlediniz. Her gün 50 litre taze süt içiyoruz, her gün taze makarna yapıyoruz. Tüm her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarda, kısıtlı alanlarda. Hepsini geçtim, daha büyük bir background'u var bunların. Bir İtalya serüveni var, iki Michelin var, dünyanın ilk 70 restoranından bir tanesi var ortada. Bu her şeyi yerinde deneyimlemek için Tino Ristorante'yi bekliyoruz.